OSB yönetimlerinin müteşebbis heyetli mülki idareye devrini öngören kanun tasarısı OSB'lerin tepkisine neden oldu. Kurulumunu tamamlamış ve genel kurulla yönetilen OSB'ler mevcut sistemin devam etmesini istiyor. Yasada tabii ki birçok iyi şeyler de var. Yani ama biz iyi şeyleri zaten yıllardır olmasını sağlamaya çalıştığımız şeylerdi. Fakat çok kötü şeyler var. Yani çok geriye gidişler var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB kanununda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili taslağa tepkiler büyüyor. Sanayicilerin yönettiği organize sanayi bölgelerinin valilere devredilmesinin bürokrasiyi artıracağını düşünen sanayiciler, kendi kendilerini yönetmekten mutlu olduklarını belirtti. Biz hiçbir mülki amirin müteşebbis başkanlığına veya bir kamunun kurucu sıfatıyla yer almasına ihtiyacımız olmadan sadece iş insanları, bu bölgedeki çalışan parsel sahipleri Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. Yani kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Bugüne kadar kamudan, bakanlıktan, devletten bir tek delikli kuruş destek almadık, kredi almadık, hibe almadık. Valilerin, kaymakamların görevi organize sanayi bölgelerini yönetmek değil zaten. Bizim önerimiz nedir? Evet, bazı bölgelerde halen bu ihtiyaç vardır. Ama buna genel kurul karar versin. Yani sanayiciler kendi karar versin arkadaşlar. Eklenecek maddeleri kamuoyuyla paylaşan Nilüfer Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, değişikliklerin gözden geçirilmesini istedi. Bir de bir madde var ki çok ilginç. OSB'ler yıllık brüt gelirlerin %1'ini KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı'na destek programlarına kullanmak üzere bakanlığa aktarır diyor. Yıllık ciromuz. Hiç de öyle milyon. %1 dediğimizde 35 milyon mu yapar? Ha, 3,5 milyon yapar. Yani sadece benden 3,5 milyon para istiyorlar. Şimdi ama benim yıllık karım 3,5 milyonun üzerinde değildir. Yoktur 3,5 milyon. Yani ciron bu ama bu cironun içinde karım yok ki.